Ukrayna Ulusal Kiev Sirkinden herkese merhabalar. Bugün sizlere bir sirk gösterisini gözlemleyip, izleyip sizlere aktarmak için buradayım. Şimdi içeri gireceğiz. Sirkteki tüm şovları, her şeyi sizler için çekip sizler için burayı tanıtmak istedim. Hadi şimdi şov başlasın. We'll be right back.
Herkese tekrardan merhabalar. Gösteri sona erdi. Aslında beklediğimden çok çok daha güzel bir gösteri vardı. Yaklaşık 4'te başladı ve 6.30'da bitti. Tam 2.5 saat hayretle ve ağzım açık bir şekilde gösterilerin şovun tadını çıkardım diyebilirim. Bilet fiyatı 100 grivna ile 500 grivna arası değiştiğini söylemiştim. Ben 150 grivnalık bölümden aldım. Yani yaklaşık 30 lira. Ya bu şehirde 30 liraya yapabileceğiniz böyle bir aktivite yok. Turist olarak gelecek arkadaşların kesinlikle buraya gelmelerini tavsiye ederim. Birkaç arkadaşım ben sirk konusunda video yapacağımı söyleyince orada hayvanları çalıştırıyorlar, gitme falan demişti. Evet, hayvanlı gösteriler de var. 2,5 saatin yaklaşık 30-35 dakikası hayvanlı gösteriler. Ama şunu söylemek istiyorum, yani hayvanlarla iletişim kuramadığımız için bunun doğru olanının ne olduğunu açıkçası bizim bildiğimizi düşünmüyorum. Yani mesela gösteride ilk başta kırmızı halıyı seren bir domuzcuk vardı. Şimdi bu domuzcuğa sorsak, sosis mi olmak isterdin yoksa belli bir din insanlar tarafından dışlanmayı, yenmenin bile günah olduğu kabul edilen bir hayvan mı olmak isterdin yoksa bir sirkte mi çalışmak isterdin sorusuna ne cevap verir bu hayvancağız bilmiyorum. Yani biz hayvanları yiyoruz, çok açıkçası mükemmel davrandığımızı zaten söylemek mümkün değil hayvanlara. Tabii işkence yapıyorlar mı, acı çektiriyorlar mı, orası çok ayrı bir konu. Ama bu sirkin verdiği mesaj, imkansız diye bir şey yoktur, çalışırsan her şey mümkündür mesajı vardı. İzleyenlerin yarısı çocuk. Bu çocuklara bence hayvan sevgisi aşılama ve hayvanların nasıl eğitilebileceğini, hayvanlardan insanlara zarar gelmeyeceği konusunda çok büyük de yeri olduğunu düşünüyorum. Tabii bu tartışma konusu, herkese de saygım sonsuz. Ama benim gözlemim 2,5 saat boyunca insanoğlunun çalıştıktan sonra neleri yapabildiğine dair çok özverili bir çalışma gördüm. Şimdi aslında izlerken şöyle düşüncelere kapıldım. Ya izlediğim insan yaklaşık 5 yıldır, 10 yıldır belki de bu hareketi yapmak için çalışıyor. Dünyada en iyi şekilde, kimsenin yapamayacağı şekilde, inanılmaz bir şekilde bu hareketleri yapmak için çalışıyorlar. Tabii belki de hayatını vermişler bu işe. Şimdi bunları izlemek benim için çok büyük bir onurdu. Öncelikle bunu söyleyeyim. Gerçekten bana çalışırsan ve azmedersen nasıl hayretler içerisinde 1500 kişiyi, 1400 kişiyi kendine hayran bırakacak şekilde izletebileceğini örneğiyle yaşayarak öğretti, gösterdi. Tabii buradaki insanlar gerçekten yetenekli ve yetenekleri üzerinde de çok çalışmış insanlar. Çok büyük saygıyı hak ediyorlar. Tabii sirklerin eskiden gelen bir kültürü de var. Eskiden YouTube'un veya televizyonun çok popüler olmadığı ortamlarda insanlar hayrete düşürecek, şaşırtacak birçok gösteri süre gelmiştir. Bu gezen sirklerde günümüze kadar. Açıkçası ben Kiev'e gelecek arkadaşlara kesinlikle gelmelerini tavsiye ediyorum. Asla pişman olmazlar. 7 yaşından 70 yaşına kadar herkesin inanılmaz eğlenceli vakit geçireceği bir aktivite. Hem de bence fiyat olarak da çok uygun. 20 lirayla 100 lira bandında bilet bulmak mümkün. 20 liralık bilette de her şeyi istisnasız çok güzel bir şekilde görebileceksiniz. Şimdi ben de şöyle bir şey yaptım. Aslında 2,5 saat boyunca kayıt yaptım. Gösterileri ayrı ayrı bir playlist yapıp çocuklar için veya izlemek isteyen böyle sirklere ilgi duyan, özel gösterilere ilgi duyan, bu yeteneksizsiniz talent show tarzında gösterilere ilgi duyan insanlar için yaklaşık bir 10 tane video çıkar buradan. 10 videoluk bir playlist yapacağım. Onu da isteyenler izleyebilir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki video, bar, kafe, restoran, neyse işte orada görüşmek üzere. Hepinize sevgiler.